Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bu programımızda Diyarbakır yöresine ait kadınların da oynadığı halk oyunlarını, yörede çocuğun ilk diş çıkarması üzerine yapılan hedik yani diş buğdayı töreni içinde sergileyeceğiz. Önce oyunları ve giysileri açıklayarak sizlere tanıtmaya çalışalım. Tanıtacağımız ilk oyunumuz teşi. Müzikli veya müziksiz oynanabilir. Oyun taklit yapabilecek kişiler tarafından oynanırsa değer kazanır. Kişilerin mimikleri ve hareketleri çok önemlidir. Genellikle oyunda günlük yaşamdan örnekler taklit edilir. Dilencinin ekmek istemesi, süt sağmaya giden berivanlar, yün eğirme, süslenme, hayvan taklitleri ve bunun gibi konular işlenir. Kılıç kalkan oyunu savaşmayı, çekişmeyi mizahi bir şekilde anlatır. Oyunda kılıç yerine hazeran denen bir kamış, kalkan yerine de ayakkabı kullanılır. Gruplar karşılıklı kavga ettikleri gibi kendi aralarında da belli bir düzen içinde kavga ederler. Hangi grup başının başörtüsü düşerse o grup mağlup sayılır ve oyun biter. Halay oyunu ise sallama ve yürüme olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Bu oyun için Diyarbakırların aynasıdır desek yanılmış olmayız. Yöre insanının birliğini, dostluğunu, sertliğini, kuvvetini ve çeşitli özelliklerini bu oyunda görmek mümkündür. Oyunun bir özelliği de çeşitli makamlarla oynanmasıdır. Esmerim oyunu ise iki kısımlı bir oyun olup, lirik kısmı esmerim melodisiyle oynanır. Diyarbakır insanının esmere sevdalılığını, bağlılığını en içten bir şekilde dile getiren bir oyundur. Esmerim biçim biçim, ölürem esmer için, alem bahan düşmandır esmer sevdiğim için. Çapik oyunu ise savaş, kavga ve çekişmeyi sembolize eder. Kabadayı yürüyüşü, saldırı yürüyüşü ve çarpışma gibi öğeler bariz bir şekilde oyunda yansıtılır. Oyunda esas olan eşitliğin sağlanmasıdır. Yani erkek erkeğe, kadın kadına, çocuk çocuğa oynanmalıdır. Tanıtmaya çalışacağımız son oyun kurt çoban oyunudur. Sürüsüne musallat olan kurt ile çobanın kavgasını anlatır. Bu oyunda doğa, hayvan ve insan ilişkileri çok karakteristiktir. Sürü korkudan rüzgar sesi çıkarır. Kurt ulur, çoban mücadele eder ve sonunda sürüsüne musallat olan kurdu öldürür. Şimdi de giysileri tanıyalım. Yörede köy kadınları başlarına kofi veya fes giyerler. Fesler genellikle saçaklı olur. Kofi etrafına halis ipekten Diyarbakır puşusu sarılır. Kofi ve fes önüne mutlaka altın dizilir. Saçlar örüklü olur ve uçlarına saç bağı denilen ziynet eşyaları altın gümüş bağlanır. Boyunda beşi birlikler, kelef inci, boncuk ve hemail denen muskalar vardır. Muska bazen de başa takılır. Kadınlar sol burun memesine altın veya gümüşten hızma takarlar. Yüz ve ellerde dövmeler bulunur.
Eller ve ayaklar kınalıdır. Yöre kadını içlik yani kras üzerine zübun denilen entari giyer. Bazen iki entari de giyilebilir. Entarinin altına ayağa şalvara benzer uzun don giyilir. Belde yaşlılarda lavor veya acem şalı, gençlerde ise genellikle abani kuşak vardır. Bunların hepsinin üzerine kutik denen uzun ve düğmesiz cepken giyilir. Ayağa yün çorap ve yemeni giyilir. Ayak bileğine hılhal denen ayak bileziği takılır. Yörenin giyim kuşamını Diyarbakırlı bir ozan şöyle dile getiriyor. Bir ceket isterim, kolu yazmalı, el ele vermeli, sehra gezmeli. Kadir Mevlam, senden bir yar isterim, topuğu hılhallı, burnu hızmalı. Programımızda kaynak olarak Diyarbakırlı Ömer Işık'ın araştırmalarından da yararlandık. Oyunları ve giysileri tanıdıktan sonra şimdi Diyarbakır yöresinde kadınların da oynadığı halk oyunlarını Hedik töreni içinde birlikte izleyelim. Altını ver çocuğa.
için. Hanım, Allah rızası için ekmek ver. Fındık yapar mı? Her işi yaparım. Sen bana çok ekmek ver. Fındık yap, ver. Söz.